Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 23 Ağustos Pazartesi, Delaware Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar ben fazla sözü uzatmayacağım, hemen hızlı bir şekilde programı yapalım çünkü fazla vaktimiz yok, bir saat civarında ancak yetiştirmeye çalışırım. Birinci koşu saat 20.45'te satış koşusuyla başlıyor. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışıyla ilk startımızı veriyoruz. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek birinci koşuda 2 ve 4 nolu safkanın çıkmasıyla koşulacak olan bu üçlü ganyan ve yedili plasa ayarının oranları şu şekilde: 1 nolu safkan 1.20, 5 nolu safkan 1.75, 6 nolu safkan 3 lira, 7 nolu safkan 10 lira ve 3 nolu safkan da 14 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Ben burada 5 nolu New Year's Blocker Party, bir New Year's Day temsilcisi Angel Suarez'e start alacak olan safkanın performans olarak biraz daha hoşuma gittiği için ben bu safkanın kazanmasını bekliyorum. Rakip arayanlar da 1 nolu Tate bir Kualet Roa temsilcisini öneriyorum arkadaşlar. Yani 5, daha sonra 1 nolu safkan. Günün ikinci koşusundan itibaren 6'lı ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik mesafeli bir yarışta 1 ve 8 ekürüydü. 8'in çıkmasıyla tabii ekürüsüz kaldı bu 1 nolu safkan. 7 safkan arasında koşacak olan bu yarışında hemen 6'lı ganyanın ilk ayağı için hemen oranlarımıza bir bakalım arkadaşlar. Evet, 1 nolu safkan 1.75 orana sahip. 3 nolu safkan yine aynı şekilde 1.75 orana sahip. Eşit iki şanslı isim çıkıyor. 2 nolu safkan 4 lira. 7 nolu safkan 6 lira. 5 nolu safkan 9 lira. 6 nolu safkan 10 lira gibi orana sahip. Hemen programımızın bir safkan kaldı. Onu bekleyelim bakalım. Evet, 4 nolu safkan da 16 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Arkadaşlar bu ilk ayak için benim önereceğim isimler şu: 1 nolu Flat Out Flying. Ekürü yok ama safkan genel görüntüsüyle bayağı iyi durumda. Bir Flat Out temsilcisi Jim Rodriguez'e start alacak olan safkan son yarışını kazanan. Gerçi 84 gündür koşmuyor ama safkan iyi. Zaten hazırlık olarak da iyi. 2 nolu In Him With Him. Ne güzel isim koymuşlar. With This Nixon temsilcisi Aubrey Green'le start alacak olan safkan da en azından performansı iyi olan isimlerden. Bir de şu 7 nolu Charlie the Greek, bir Adios Charlie temsilcisi Carol Sedena ile start alacak olan safkan da Bayan Jockey ile bence yine şanslı. Bu Carol Sedena bayan ama oranın hani nasıl söyleyeyim, hani kurdu diysek iyi yeridir yani. Oranın bayağı iyi jockeylerinden birisi. 1-2-7 benim öncelik şans verdiğim isim. 3 nolu Sancho, bir Meksika atı, bir Georgia temsilcisi Raul Mena gibi yine iyi bir jokeri start alıyor. Bir de 6 nolu Perfetto, bir Pleasant Strike temsilcisinde Daniel Santonolo start alacak olan bir isim de yine önlerde şans verdiğim isim. Ama 1-2-7 ben öncelik tutuyorum. Daha sonra 3 ve 6. Üçüncü koşu altılı ganyanın ikinci ayağı. Evet, çimden kuma alınan bir yarış. Maiden dişilere ait. 2 yaşlı İngilizlerin 1670 metrelik mesafeli yarışında 3, 4, 5, 7, 9, pardon 8, 10 safkanların çıkmasıyla bayağı bir azaldı burası. Biz hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Oranlar da en azından bu saatlerde açık oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi 5 safkan kalmış. 1 nolu safkan bayağı bir yüksek bir oyun oynanmaya başladı. Az önce o kadar değildi. Artık oynanıyor yani. 1 nolu safkan 1 lira 10 kuruş orana sahip. 6 nolu safkan 2.75. 9 nolu safkan 3.5 lira. 10 nolu safkan 7 lira. Ve 2 nolu safkan da 20 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim burada. Ben burada arkadaşlar yurt dışında Bangkok çok ön planda tutuyor. Orijin de iyi de ben bu 6'yı tutuyorum arkadaşlar. İlk kez start alacak olan bu safkanı. Bu Daniel Santonos'la alacak olan 6 nolu Panty by Number, bir Pantner temsilcisi. Anneden de bir Forest temsilcisi. Yani iyi bir kanatına sahip. Bunlar da kötü orijin değil. Bunlar da hepsi birbirinden iyi orijinler. Ama ben bu ilk kez start alacak olan bu safkanı ben ilk şansı veriyorum. Hatta riske girip hani alternatif bir banko adayı olarak önereceğim arkadaşlar ben bu safkandan çünkü çok iyi duyumlar aldım ama inşallah bizi yanıltmaz. Zaten orijin olarak da yani bu direkt bu yarışı kazanabilir. O yüzden ben bir riskli safkan veriyorum. Hani alternatif bir banko adayım. Ama rakip tabii ki öncelik 1 nolu Zomatin, bir Dalyat'in temsilcisi Cemil Rodriguez'e en azından bir yarış görmüş bir isim. 10 nolu Chuck Hill, bir Grazian temsilcisi Navi Mangali ile start alacak olan safkan da ilk kez start alıyor ama yine yurt dışında bayağı ön plana verilen bir isim. Bir de 9 nolu Like It Twisted, bir Jesse Dream temsilcisi Eric Lopez'e start alan safkan da yine bir yarış görme avantajıyla şans verdiğim isim. Ama ben 6'yı birkaç adımda ön plana tutuyorum. Alternatif bir banko adayım. Rakipleri de 1-10-9 olarak görüyorum arkadaşlar.
Günün 4. koşusu altılı Ganya'nın 3. ayağı. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 7 nolu safkanın yarıştan çıkmasıyla 7 safkan kalıyor. Tabii 7'nin çıkmasıyla 7 safkan kalıyor. Bir matematiksel bir sanki şaşırtmaca gibi. Yani ilkokulda derler ya şimdi bazen sorular bilenler olur ya bazıları yanlış anlaşıyor. Size bir soru arkadaşlar. Bir yarış koşuyor. 3 kişi koşuyorsunuz. Sen 3. sıradasın. Şimdi bunu duyanlar vardır. Lütfen bunu yorumlara yazarsa sevinirim. Hani burada şimdi az önce bir kelime oyunu oldu da onlar aklıma geldi. Şimdi 3 kişi koşuyorsunuz. Sen 3. sıradasın. Bakın hiç yanlış şey olmasın. 3. sıradasın. Tabii deparla 2. olanı geçersen kaçıncı olursun? Soru bu arkadaşlar. Yani yarış koşuyorsunuz. Hani siz şu anda 3. sıradasınız. Ve ikinci olanı geçerseniz siz kaçıncı oluyorsunuz? Bana bunun cevabını yazarsanız sevinirim. Herkese bol kazançlar dedi. Nereden aklıma geldiyse artık. Neyse buraya gelelim. Bir nolu safkan 1.55 orana sahip. 1.45 hatta bayağı oranlar değişken çünkü burada. 5 nolu safkan 2.75, 3 nolu safkan 3.5 lira. 8 nolu safkan 5 lira, 4 nolu safkan 7 lira. 6 nolu safkan 12 lira ve 2 nolu safkan da 12 lira gibi orana sahip. Hemen programın bu tarafına geçelim. Arkadaşlar ben de bu Street Boss temsilcisi olan 1 nolu Kevpi Doll. Bu Charlie Marquez'e start olacak ama isim benim de ilk sırada şans verdiğim isim. Hatta kazanırı da gördüğüm bir isim. Çünkü koşmuş olduğu yarışlar bayağı bir etkili geldi. Yani yine bir alternatif banko. Benim bugün alternatif banko adaylarım çok tabii hepsi gelmiyor maalesef. Keşke gelse de herkese fazlasıyla misli misli yakalattırsak diye düşünüyorum ama. Ama benim yine ön planda tuttuğum isim 1 nolu Kevpi Doll. Charlie Marquez'de alternatif bir banko adayım. Rakip arayanlar da 3 nolu Captivating Gal. Bir Uncoptru temsilcisi Joseph Trojos'da start alan safkanda bayağı etkili bir performansı var. Daha sonra 6 nolu My Expensive Gift. Bir Shackleton Ford gibi yine iyi bir orijine sahip. Erasmo Martinez. Artık Erasmo'yu tanımıyorum da Martinez'i tanıyorum. İki yarış koşmuş. Bugün ters bir yarış koşabilir. En azından performansını ben beğendim. Yani bu bakmayın böyle 8-5 bazen yapıyor ama bazen 8-5'ler diğer birinciliklerden iyi çıkıyor arkadaşlar. Bunu da göz önüne almakta fayda var. Bir de 5 nolu Danes Baby. Bir Fritz imaj temsilcisi Daniel Santanoğlu'sa alacak olan bu isimde yine önlerde şans verdiğim isim. Ama bir alternatif bankom rakipleri de 3-6-5 olarak görüyor. Günün 5. koşusu altılı Ganya'nın 4. ayağı. Evet günün en zor ayaklarından birisi çünkü 3 at koşuyor arkadaşlar. Yani bu ayağı kapat dediğim zaman farklı gelmesin dikkat edin. Gelelim buradaki oranlara. Bir maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1670 metrelik kum yarışında. Evet çıkanlardan sonra 3 at kaldı burada. Bakalım buradaki sıralama nasıl olacak. Evet bastık ama. Şimdi. Evet şu anda haberleri seyrediyoruz. Açlık sınırı 3.589 lira. Yoksulluk sınırı 12.000 lira. O zaman biz var ya yerin dibindeyiz ya. Biz o kadar almıyoruz ki. Açlık sınırı demek ki biz hep açmışız haberimiz yok ya. Vallahi ya biz bunların altındayız. Bayağı altındayız çünkü. Neyse oranları burada açıldı. 5 nolu safkan 1.20, 1 nolu safkan 1.75, 6 nolu safkan 2.5 lira. Gördüğünüz gibi 3'ü de hemen hemen favori hanesine isimler. Ben de burada ilk kez start alacak olan 1 nolu Salor Tap, Tapizar temsilcisi Karol. Bu bayan jokey maşallah diyelim. Sedan arası start alacak olan safkan ilk kez start alıyor ama bana göre bu yarışı kazanır arkadaşlar. Yani ben burayı banka atmaya kalksam bunu tek atarım. Yalan yok bende. Ama rakipler de çok iyi. Yani sağlam rakipler var. Bir Amerikan Parol temsilcisi var. Hem de yer çamur. Bir de böyle kum olacak. Eyvah deriz yani. 5 nolu Husband Material. Daniel Santanolo bir yarış görmüş. Bu isim kesinlikle ihmale gelmez. Bir de 6 nolu Connect temsilcisi. Roberto Alvaro Junior'la yazılması gereken son isim olur. Zaten 3 isim var. Bana göre 1-5-6 yani hepsi yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Çünkü bana göre yazmadığımız at başımızı yarar. Ona göre dikkat edin. Günün 6. koşusu. Şartlı 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metrelik kum yarışın 1 ve 8 nolu safkanlar ekiliyor ama 1 çıkınca ekürüsü kaldı. Bir de 4 nolu safkan yarışına çıkmış. Yani 6 safkan yarışıyor bu ayakta. Hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet, burası da açıldı. 6 nolu safkan 2.25, 8 nolu safkan 2.75, 5 nolu safkan 3 lira, 7 nolu safkan 6 lira, 3 nolu safkan 7 lira, 2 nolu safkan da 8 lira. Yani gördüğünüz gibi bana göre hepsinin geliri var. Ben de zaten hepsini diyeceğim ona göre.
Ama atların performansına baktığım zaman da yani kusura bakmasınlar yani kesinlikle bu atları hepsi kazanır dedim. Ya şu at benim anlamadım. 91 handikapı yanlış mı aldı, düzgün mü aldı ben anlamadım. Bir bakayım şuna bir daha bakayım. Ya, yani 3 kere baktım çünkü kafam almadı. Ya koşmuş, Dalavara Park'ta koşmuş. Hani bundan daha yüksek ikramiye kazanan at varmış. Bu at bir de derece de o kadar ağır şam değil. Ama nasıl böyle 91 handikap almış ben anlamış değilim ya. Kıyakçılık mı yapıyor dedim ben anlamadım. Neyse arkadaşlar demek ki handikapların bir işi biliyor. Eğer böyle bir 91 gerçekten oluşmuşsa yani günün kalesi olur arkadaşlar. Yani böyle bir şaka değil. Gerçek olarak söyleyeyim. Yani böyle bir 91 handikap böyle 57, 61, 71 Amerika'da böyle koşacak. İnanın günün bankası. Ama bunda bir yanlışlık var mı yok mu ben çözemedim. Yani çünkü daha bakın şu 50 handikap bu gerçi koşmuyor. Bakalım ya şuna bakalım koşana ne zaman. Bakalım bu kaç para? O 23.000 kazanmış. Ha bu 14.000. Hadi tamam bu 14.000 saymayalım. Kusura bakmayın biraz baktığınızda da alıyor ama benim anlayamadığım nokta bu ya. Şuna bakalım Just Leo. Bu en azından biraz yüksek kazanmıştı. Olması lazım. Yok bu da 15. Bir tane vardı orada 25.000 dolarda da neyse. Neyse arkadaşlar gelelim buradaki tahminlerime. Ben 8-10 Just Leo. Bu Poseidon Warrior temsilcisi Daniel Santalo start alacak olan bu safkan. Valla size bir şey söyleyeyim mi? Eğer AGF'ler bu şekilde kalırsa bu 8'i tek atın arkadaşlar. En azından gelirse güzel olur. Gelmedi diyelim bu AGF kazandı. Yine kazanmış olursunuz arkadaşlar. Yani iki türlü avantajınız var. Bunu da belirteyim. Ben 8-10 safkanı biraz daha ön planda tutuyorum. Ama rakipleri tabii ki var. 6-10 Maryland Brando. Bir Flutter temsilcisi Carol Sedena start alacak olan safkada. En azından bir yarış kazanmış bir isim. Daha sonra 7-10 Dangerous Guy. Bir Violence temsilcisi Jamie Rodriguez'e start alalım safkan yine performans olarak iyi. Bir de tabii ki şu favorisiz olmaz zaten. 5-0 Fortuna Knight 4. Bir Stride Fire temsilcisi Erosmo Martinez'e start alacak olan bir isim de yine benim kazanmasını beklediğim isim. Zaten şu orana göre %100 kazanır gözüküyor. Ama handikapa göre bilmiyorum bakalım ben çözemedim çünkü. 8 daha sonra 6-7-5 eğer bu 4'ün dışına çıkarsanız bayağı kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Bana göre hepsi de birbirini geçebilecek kuvvete sahip isimler. Günün son koşusuna geldik. Bir şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bakalım arkadaşlar bu son koşu için. Evet son koşumuzun oranları da açıldı. 3-10 safkan 1.50 orana sahip. 1.10 safkan 2 lira. 5-10 safkan 3 lira. 6-10 safkan 6 lira, 7-10 safkan 7 lira, 2-10 safkan 12 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Bir at kaldı. İsterseniz bekleyelim o bir atı da. 4-10 safkan da son olarak 33 lira gibi orana sahip. Evet, günün son koşusunda ben burayı banka geçtim arkadaşlar. 1-10 Alejandro Team, bu Kittens Joy temsilcisi John Bissano'la start aldı safkan. Şu anda ikinci sırada ama ben performansını daha çok beğendiğim için ben kazanmasını bekliyorum. O yüzden benim banko ismim olacak. 1-0'da Alejandro Team benim banko olarak önerdiğim isim arkadaşlar. Şablona gelince birinci koşu 5 daha sonra 1. Birinci ayak 1-2-7 daha sonra 3-6. İkinci ayak 6 daha sonra 1-10-9. Üçüncü ayak 1 daha sonra 3-6-5. Dördüncü ayak hepsi arkadaşlar hiç orayı bozmamak bence en mantıklısı olur. Beşinci ayak 8 daha sonra 6-7-5 artık biraz daha dediğim gibi hepsi olur. Son ayakta da 1-10 safkan ben de en azından kazanmasını beklediğim bir isim olacak arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.